Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Yeni bir güne uyandık. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Piyasaları da konuşacağız. Bu sabah stüdyomuzda Atilla Pembeci var. Kendisi Alternatif Yatırım'ın genel müdürü. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Aslında piyasalar hareketli başladı haftaya. Gündem olarak da hareketli bir hafta diyorduk ama özellikle bu Suudi Arabistan'ın bazı tesislerine drone'la önce yapıldığı söylenen ama sonra başka türlü bir saldırı olabileceği de konuşulan saldırıların düzenlenmiş olması petrol fiyatlarını bir günde hani en yüksek seviyesine göre bakarsak neredeyse %20 yükseltti. Evet. Bu durum pek çok açıdan hesabı kitabı değiştirebilir mi? Biz de borsa yönünü aşağı çevirdi, doların biraz yükseldiğini görüyoruz. Ne diyorsunuz? Bir ilk değerlendirme olarak başlayalım. Evet, esasında bu bizim piyasamızda siyah kuğu olarak tabir edilen bir olay. Yani hiç kimsenin beklemediği, yani herkesin kafasının arkasında tabii ki böyle bir şey olabilir ama hiç kimsenin beklemediği bir olay. Eylül ayı esasında piyasalar olarak güzel başlamıştı. Hem enflasyon datası hem işte cari dengenin fazlaya dönüyor olması, piyasalarda hafif kıpırdanma beklentileri, işte büyüme rakamlarının beklenenden biraz daha iyi gelmesi. Ama tabii bu birden işi alt üst etti. Böyle büyük bir petroldeki böyle bir büyük bir hareketin devamlılığı önemli. Şimdi bu esasında geçici bir fiyatlama mı? Yoksa bunun üzerine sahiden petrol piyasasındaki riskler tekrar düşünülecek, re-rating şeklinde tekrar hani belli farklı bir skalaya mı geçecek? Bunlar önemli. Eğer burada tabii Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın buna karşılık vereceği, vermek için alacağı aksiyonların büyüklüğü önemli. Yani bütün bunlar esasında herhalde bir süre boyunca bu fiyatlamanın bizimle beraber kalacağı yönünde bir şey uyandırıyorsa, beklenti uyandırıyor. Evet, şu anda o çok da öngöremiyoruz tabii ki bozar herhalde diye düşünüyorum. Biraz bekleyip görmek gerekiyor. Tabii. Gelecek açıklamaların tonu dediğiniz gibi. Zaten hani sadece bu saldırı nedeniyle değil, sonrasında gelen siyasi açıklamaların da etkisiyle bir parça. Bu iş sadece bir üretim kısıntısı ve üretim faaliyetlerinin durması noktasında kalmayabilir. Biraz daha büyük bir olay olabilir gibi yorumların yapılmasına yol açmıştı. Bu hafta FED toplantısı da var. Evet. Hatta bir kurum bu haftaki FED faiz artırımı beklenirken orada İndirim. Özel faiz indirimi bu indirimin gelmeyebileceği yönünde bir değerlendirmede bulunmuş. Daha doğrusu indirmeme olasılığının %5'lerden 36'lara çıktığı yönünde bir değerlendirmede bulunmuş. Ne dersiniz? Evet. Esasında böyle büyük olaylar piyasanın biraz daha likiditeye kavuşmasını sağlayabilecek ortamlara ihtiyaç duymasına neden oluyor. Ondan dolayı bence Fed 25 bas puanı indirecek. Bu olayla da bu etkilenmez hani, kilitlendi diyebiliriz. Ben Fed'in faiz politikasında Eylül için çok fazla bir değişiklik sürpriz olacağını zannetmiyorum. Peki, devam edeceğiz. Soru varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Bir iki ayrıntıyı izninizle şöyle hızlıca verelim. Bir kere özellikle jeopolitik gelişmeleri, siyasi gelişmeleri piyasalar yakından izliyor. Bu nedenle her sabah olduğu gibi bir numaralı başlık olarak buradan notları paylaşacağız. Ankara'da üçlü Suriye zirvesi vardı. Dün kritik bir toplantıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rus lider Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Suriye zirvesi yapıldı. Toplantıda İdlib ve Anayasa Komitesi başlıklarında önemli kararlar alındı. Erdoğan da Fırat'ın doğusu için dikkat çeken mesajlar verdi. Zirvenin ardından da Washington yönetimine net bir mesaj gönderdi. Geldiğimiz noktada Suriye'de DAEŞ tehdidi ortadan kalkmıştır. Suriye'de en büyük tehdit PKK ve YPG'dir. Amerika ile iki hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi harekat planımızı uygulayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Güvenli bölge konusunda yeni bir öneriyi gündeme taşıdı. Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar uzanacak bölgenin derinliğinin Rakka ve Deir ez-Zor'a kadar inmesi durumunda 3 milyon sığınmacının ülkesine dönebileceğini söyledi. Zirvede Suriye'de siyasi çözüm için kritik bir karara da imza atıldı. Üç lider Suriye'nin yeni anayasasını yazacak komitede yer alacak. İsimler üzerinde de uzlaştı. Bu anayasa komitesinin oluşturulmasının ardından hedef önümüzdeki iki yıl içinde
Suriye'de demokratik bir seçim yapabilmek. Bu gelişmeleri piyasalar yakından izledi. Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidecek. Orada Birleşmiş Milletler toplantıları çerçevesinde temasları olacak. Tabii gündemin bir numaralı başlığı yeni haftaya başlarken petroldeki yükseliş. Sebebi Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine drone'la saldırı düzenlendiği haberiydi. Saldırının arkasında İran var diyor Amerikan Başkanı Trump. Bahreyn Prensi ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bu saldırının arkasında İran var gibi duruyor. İnkar etseler de onların olduğu görülüyor dedi. Amerikan Başkanı ayrıca Suudileri korumak gibi bir söz vermedik, yine de oturup konuşacağız şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Trump İran'la savaş istemediğini ama gerektiği takdirde ABD dünyanın en hazır ordusuna sahiptir şeklinde bir ifade kullandı. İran'la görüşme konusuna da değindi. Görüşme kapıları kapanmadı. İran'ın bizimle anlaşma yapmak istediğini biliyorum dedi. Petrol fiyatlarının yükselmesi sonrası motorin litre fiyatına zam geldi bu arada. 7 kuruşluk bir zam. Fiyat artışını Enerji, Petrol, Gaz, İkmal İstasyonları İşveren Sendikası resmi Twitter hesabından duyurdu. Açıklamaya göre zam pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıtıldı. Litresi motorinin İstanbul'da 6 lira 38 kuruşa, Ankara'da 6 lira 44 kuruşa yükselmiş durumda. Çin ve Amerika Perşembe buluşuyor. Ticaret müzakereleri Perşembe günü Washington'da başlayacak. Amerikan Ticaret Temsilciliği tarafından bir açıklama var. Görüşmeler bakan yardımcısı düzeyinde gerçekleşecek deniliyor. Amerika ile Çin Ekim ayında yüz yüze görüşmeleri başlatmak için karar almıştı. Öncesinde de heyetlerin buluşup takvim belirlemesini kararlaştırmıştı. Bu ön görüşme hem konu başlıkları hem de takvim netleştirilecek. Sonrasında da Ekim'de asıl görüşmeler başlayacak. Şimdi piyasalarda tabii bu Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırı ve sonrasında yaşanan jeopolitik gerilim piyasaları baskıladı. Yani dün günün en önemli gündemi buydu. Türk lirası küresel piyasalardaki olumsuzluktan etkilendi. Dolar 5.74 seviyesine kadar çıktı. Şu anda 5.72-73 aralığında gidip geliyor. Euro Türk lirası 6.29'dan geçiyor. Borsa düşüşle güne başladı. Gün içinde iki yönlü dalgalanma görüldü ama kapanışta yarım puan düşüşle 102.500'lerin üzerinde bir kapanış yaptık. CDS'ler 380 civarında. Amerikan borsaları düştü. Fed yetkilileri bugün toplanıyor. Karar yarın gelecek ve az evvel de aktardığımız gibi Amerikan CME gruba göre faiz indirmeme ihtimali ortaya çıktı Fed'in. Hatta faiz indirmeme ihtimalinin %5'lerden 36,5'lara yükseldiği şeklinde bir değerlendirme de yapıldı. Avrupa borsaları düşmüştü. Bu sabah Asya'da satış baskısını gördük ve tabii petrol fiyatları neredeyse %20 yükseldikten ve 28 yılın en sert gün içi yükselişini yaşadıktan sonra 70 doların üzerini görmüştü. Şu anda 68 dolar civarında. Altının onsunda da bir yükseliş vardı. 1512'lere kadar yükselen ons altın şu anda 1500'ün biraz altında. İçeride gram altın ne durumda? Tabii hem dolar biraz yükseldi hem onstaki hareketle 276 liradayız. Çeyrek altın 454, yarım altın 891, tam altın da 1812 liradan yeni güne başladı. Serkan Temel bir izleyicimiz sormuş Atilla Bey. Drone saldırısı borsayı etkiledi mi? Yani yükseliş trendi bitti mi diye sormuş. Şöyle etkilemiştir, mutlaka etkilemiştir çünkü ciddi bir belirsizlik var hem de yanı başımızda var. Yani bu bizim jeopolitik konumumuz nedeniyle maalesef böyle şeyler hep bizim yanı başımızda meydana geliyor. Ama şu var, sahiden Eylül ayının başından beri de çok ciddi bir güzel hummalı bir yükselişle gidiyorduk. Bu dünden evvelki güne kadar 5 seans yükselişle kapatmıştı borsa. Geçen hafta her gün yükselmişti evet. Borsa. Ondan dolayı burada zaten 6. gününe giriyorduk. Zaten biraz bir kar realizasyonu gelmesi bekleniyordu. Bu da ona bir bahane oldu ya da böyle bir kar realizasyonunu tetikledi. Dediğim gibi bundan sonraki durum ve Türkiye'ye bunun etkisi, çünkü burada enflasyon, yani bizim için petrol fiyatları çok önemli. Bizim enflasyon görünümümüzü çok fazla etkiliyor. Ondan dolayı bu fiyatların kalıcı olması durumunda ve enflasyonun bundan dolayı biraz daha beklediğimiz patikanın biraz daha üstüne geçmesi
Merkez Bankası'nın faiz politikasını da etkileyecektir. Stratejisini de. Çok önemli bir konu. Ondan dolayı evet yani etkilemiştir. Uzun sözün kısası o. Şimdi bu petrolle ilgili tabii değerlendirmeleri aktarırken şu anda arkadaşlarım da ekrana veriyorlar. Bir gazetede de bugün yer alıyor, Dünya Gazetesi'nde. Bazı tahminler de yapılmaya başlandı. Mesela petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkmasını beklediğini Goldman Sachs bir rapor yayımlayarak duyurdu. 80 dolar ve üzerini beklediğini ifade eden analistler var. Tabii böyle yükseliş olunca bir anda tahminler de yukarı doğru revize ediliyor. Evet. Aynı şekilde düşüş olsa da tahminler aşağı yönlü revize evet. edilecekti belki. Bir yorum daha alacağız. Telefon attığımızda Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu var. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Berfu Hanım, iyi yayınlar. Şimdi bu Suudi Arabistan tabii dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi ve bu tesislere saldırı olduktan sonra ciddi bir üretim kaybı oldu. Bunun hatta 1990'da bu Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi sonrası askeri müdahalede gördüğümüz kayıptan sonra en büyük kayıp olduğu da konuşuluyor. Hatta ondan bile büyük bir kayıp olabileceği konuşuluyor. Konu basit bir arz sorunu mu sizce şu anda, yoksa bunun ötesine geçebilir mi? Durum daha da kritikleşebilir mi, ne dersiniz? Durum kritik zaten. Hani Amerika Birleşik Devletleri bile stratejik petrol rezervlerini kullanıma açabileceğini ifade etti. Bu durumun ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Şimdi 5.7 milyon varil günlük çok ciddi bir rakam. Suudi Arabistan'ın, yani Saudi Aramco'nun rezerv kapasitesi yaklaşık bir ay sözleşmelerdeki yükümlülüklerini yerine getirebilecek kadar. Bunun ötesinde yok. Şimdi bu işte Suudi Arabistan'ın saldırı öncesi üretim seviyesine ne kadar hızlı dönebileceğini, bu 5.7 milyon varili ne kadar sürede tekrar piyasalara kazandırabileceğine bağlı. Bu eğer aylar sürerse, ki öyle söylentiler de var, haftalar diyen de var, pazartesi 1/3'ünü işte tekrar üretmeye başlayacağız diye Suudi Arabistan'dan açıklamalar geliyor. Aslında en önemlisi bu. Bu aylar sürerse 75'leri de geçeriz. Fiyatlar da yükselir. Bu felaket senaryosu olur. Zira Saudi Aramco'nun artık rezervleri bunu karşılamaya yetmez. Tabii işte Amerika'nın stratejik rezervlerini açması bir taraftan piyasaları dengelemek, diğer taraftan şimdi Suudi Arabistan'ın ihracat yaptığı ülkeler, rafineriler başka yerden bu taleplerini karşılamak durumunda. Dolayısıyla diğer üreticiler için yeni bir fırsat ortaya çıkmış oluyor. Amerika da bunlardan biri. Artık Suudi Arabistan'ı da geçti Amerika petrol ve petrol ürünleri ihracatında. Dolayısıyla ve bu en önemli piyasa da Asya. Aslına bakarsanız dünya genelinde Çin'e çok büyük ihracatı vardı Suudi Arabistan'ın. Dolayısıyla şu son gelişmeler çok enteresan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Çin ilişkilerine olumlu yansıyabilir. Ben öyle bir sonucu olacağını düşünüyorum. Öyle bir beklentimiz var. Türkiye açısından bakarsak her tarafı felaket bir senaryo. Çünkü enerji sektörü topyekün tehdit altında. Yani tamam, bugün mazot fiyatları zamlandı ama yani bu mazot fiyatlarıyla bitmeyecek. Akaryakıt fiyatlarıyla bitmeyecek. Biz de doğalgaz da zam görecek bu petrol saldırısından dolayı. Çünkü biz doğalgazı da petrol endeksli fiyat formülüyle alıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Doğalgaz zamlandı mı? Doğalgazda elektrik üreten santraller zaten iflasın eşiğinde. Bunların daha fazla hayatta kalması da mümkün olmayacak. Dolayısıyla enerji sektörümüz topyekün böyle bir ciddi bir tehdit altında. Hocam, Amerika ile Çin arasındaki ilişkileri de iyileştirebilir, onları yakınlaştırabilir dediniz. Yani Çin'in burada hani petrol ihtiyacını karşılamak için Amerika ile yakınlaşmak durumunda kalacağından mı söz ediyorsunuz tam olarak? Biraz açabilir miyiz orayı? Tabii ki. Yani Çin için alternatifler gündeme gelecek. Daha ziyade ben Amerika için Çin pazarı artık önemli bir pazar haline geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ticaret savaşlarını sürdürmeme, burada bir açılım yaratma için önemli bir motivasyon olmuş oluyor bu durum. Dolayısıyla Çin'le Amerika'nın yakınlaşması için her iki taraf için de aslında bir motivasyon ortaya çıkmış oluyor. Bu nedenle ben orada bir yumuşama bekliyorum.
Bu perşembe zaten ön görüşmeler başlayacak. Ekim'de de asıl görüşmeler. Belki önemli konu başlıklarından biri de bu konu olabilir diyorsunuz. Peki bize etkisini daha çok doğalgaz, işte motorin ve işte akaryakıt zamları çerçevesinde değerlendirdik ama tabii enflasyona da ciddi bir etkisi olacak. Cari dengeleri de etkileyebilecek bir konu. Bu nedenle petrol fiyatlarının ne kadar bu seviyelerde kalacağı ya da kalıp kalmayacağı önemli. Önümüzdeki dönemde bir şekilde belki OPEC'in devreye girmesi, Amerika'nın rezervlerini devreye sokmasıyla petrolde bir düşüş bekliyor musunuz? Çünkü şu anda hep yükselişin süreceği yönünde raporlar yazılmaya başlandı hocam. Şimdi bir kere şunu görmemiz lazım. Jeopolitik risk primi yükseldi. Yani bu bir hafta önceki gibi değil. Dolayısıyla fiyatların üstünde hep böyle bir bir 10 dolar birden fırladı ya, bu 10 dolar kalacak. Onu jeopolitik risk primi kabul edelim. Ondan sonraki devamı bir bu jeopolitik gelişmelerin, yani şimdi saldırıların arasında İranlı var, İran'a karşı bir müdahale söz konusu olacak mı vesaire. Bir bu, ikincisi Suudi Arabistan'ın işte ne kadar tekrar hızlı bunu geri dönüştürebileceğine bağlı. Eğer ki yani çok olumsuz bir gelişme olmazsa, şöyle ki olumsuz dediğim Suudi Arabistan söylediği gibi önümüzdeki hafta bu kapasitenin 1/3'ünü tekrar devreye alıp ondan sonraki haftalar içinde, ama ayları bulmayan bir süre içinde bu eski kapasitesine geri dönerse bu bantın üstüne çıkmaz. Ama bu bantta devam eder, yüksek bantta, yani 55-65 bandından çıktı 65-75 bandında. Çünkü o jeopolitik risk primi bir kere yükseldi. Yani güvenli kabul ettiğimiz bir tesis güvenli olmadığı anlaşıldı. Bu Japonya'da Fukushima nükleer kazasının olduğu gibi güvenli zannediyordu herkes. Bir baktık ki o da patladı. Şimdi... ve işte diğer taraftan yeni tehditler var. İşte yabancılar çıksın Saudi Aramco'dan, yeni saldırı olabilir falan. Bu devam ettiği sürece, ki ediyor, bu fiyatlar yüksek seviyelerde kalacak. Ama çok biraz daha yükselmesi, 75 doların üstüne çıkması, daha yukarı hareketinin devamı, işte bu jeopolitik gelişmelere ve Suudi Arabistan'ın kendisini toparlamasına, üretim seviyesini Saudi Aramco'daki toparlamasına bağlı. Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi hocam, çok teşekkürler yayına katkılarınız için. Biz Atilla Pembeci ile birlikteyiz. Soru varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Yani Gürkan hocamızın da dediği gibi aslında hani bundan sonra işler rayına girse de Suudi Arabistan bu üretim kaybı oldu neticede. Evet. Bunu hani kısa sürede telafi edebilse bile bant bir hani 5 dolar yukarı taşınmış, evet, gözüküyor ve buralarda kalıcı olabilir dedi. Ne dersiniz? Evet, öyle. Yani zaten şey açısından da bu re-rating dediğimiz olay da bununla alakalı. Yani fiyatların esasında kalıcı bir şekilde farklı bir banta geçip ondan sonra oradan artık seyrine, evet, devam etmesi. Tabii bu sadece bu drone saldırısı sadece Suudi Arabistan'daki güvenlik zafiyetini ortaya çıkartmadı. Bu esasında bütün dünyada dronların nasıl neler yapabileceğini, ne tür kargaşalara yol açabileceğini çok güzel herkese göstermesi açısından önemli bir örnek oldu. Ondan dolayı bu sadece yani bir petrol sahasıyla kalmayıp ileride bütün önemli hassas tesisleri bulunan ülkelerin o tesisleri ne şekilde koruması gerektiği ve bunun için nasıl bir strateji ve aksiyon almaları gerektiği konusunda düşünmelerine neden olacak. Evet, yani bir drone ile saldırı olup olmadığı yönünde aslında hani farklı açıklamalar da geldi. Hani drone o kadar hızlı gidebilir mi? Evet. Bir roket saldırısı mıydı acaba gibi farklı yorumlar, evet, da yapıldı ama hani o ve tesislerin verilen güvenliği, bilgilerin ışığında, evet, yani, evet, tesislerin güvenliği meselesi yine önem kazanacak konulardan bir tanesi olacak, öyle gözüküyor. Yakup Bey'in bir sorusu var. Petrolde yükseliş Türkiye'nin cari açıktaki gidişatına etkiler mi diye sormuş. Etkiler tabii ki. En son, çünkü petrol ithalatı yapan bir ülkeyiz ve ciddi miktarlarda petrol ithalatı yapıyoruz. İşte profesör hocamızın söylediği gibi doğalgaz da bundan etkileniyor. Doğalgaz da ithal ediyoruz. Ondan dolayı evet, bizim cari açığımızın cari dengemizin önemli bir açık kısmı enerji ithalatı temsil ediyor. Ondan dolayı etkiler. Hı hı. Ahmet Bey de hani yurt dışında özellikle yılın kalanında yeni bir siyah kuğu çıkabilir mi demiş. Zaten siyah kuğu adı, evet, üzerine çıktığı değil mi? Zaman göreceğiz. Ancak evet, çıktığı zaman herhalde, evet, görülebiliyor. Bilmiyorum, yıla başlarken mesela Fed'den
biz faiz artırımları beklerken şu anda faiz indirimleri konuşuyoruz. O yüzden senaryo bambaşka bir hale geldi. Hani çok kısa sürede aynı yıl içinde bile beklentilerin, senaryoların tamamen değiştiğine şahit olabiliyoruz. Evet tabii ki, ama o zaten datalar üzerinden beklenen, yani o transformasyon beklenen yavaş yavaş kendisini belli etmişti. Bu siyah kuğular birden aniden ortaya çıkıveriyor ve hiç kimsenin kendisini korumaya alamayacağı bir durumda etki ediyor. Hı hı. Brexit meselesi Türkiye'yi etkiler mi diye Hakan Akın'ın bir sorusu var, bir yorumu var. Dün tabii bazı görüşmeler oldu, bir açıklama yapılmadı. Hani evet. Orada ne aşamadayız bilmiyoruz ama enteresan bir konu. Mesela Lüksemburglu mevkidaşıyla İngiltere Başbakanı dün görüştü. Sonra ikili bir basın toplantısı bekleniyordu ardından. Ama Johnson çıkmadı bu Brexit karşıtlarının yüksek sesli gösterisini gerekçe göstererek. Juncker'le görüşmesinden de ne sonuç çıktı, o konuda da çok net bir açıklama yok. Böyle bir belirsiz durum var şu anda. Valla en sonunda tabii çok uzun süre bize herkesin gündemini meşgul etti. Hani olsa da artık ne olacaksa olsun durumuna geldi artık. Biz tabii en sonunda İngiltere bizim önemli bir ticaret ortağımız. Bir şekilde Brexit'ten sonra da Burada fotoğraf bu. Yani Lüksemburglu mevkidaşıyla birlikte basın toplantısına çıkıyorlar. Kürsüye çıkmadı. Lüksemburglu Xavier de boş kürsüye işaret ederek açıklamayı tek başına yapmak durumunda kaldı. Enteresan bir kare, izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Evet, evet. Yani tabii ki çok uzun bir süredir debelenip duruyor. Bu esasında İngiltere'de de bir başka konulara verebilecek enerjilerini, harcayabilecek enerjileri bu tarafa yönlendirdi. Bence hani sahiden herkesin yorulduğu bir konu, bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Deutsche Bank bu arada anlaşmasız Brexit ihtimalinin azaldığı yönünde bir değerlendirmede bulunmuş. Önümüzdeki ay yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde bazı adımlar atılabilir şeklinde bir değerlendirmesi var. Onu da bir not olarak paylaşmış olalım. Hasan Bey'in bir sorusu var. Ticari kredilerde düşüş sürer mi? Bankaların kredi verme iştahı artar mı demiş. Aslında bugün Dünya Gazetesi'nde manşetinde bu krediler meselesi var. Mesela faiz inişe geçti, ertelenen talep gündeme geldi diyor gazete. Kamu bankaları öncülüğünde faiz indirimleri sürerken vatandaş konut ve oto için yeniden hesap kitap yapıyor. Bu arada İTO Başkanı Şekip Avdagiç, TİM Başkanı İsmail Gülle, GİÖDER Başkanı Feyzullah Yetkin, OYD Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, hepsinin açıklamaları var. Ticari kredilerin daha da aşağı gelmesi yönünde sektörün talebi var. Evet. Ne diyorsunuz? Yani tabii ki en sonunda herkes krediye ihtiyacı olan krediyi olabildiği kadar düşük bir maliyetle almak ister. Ben şöyle görüyorum, en sonunda burada herhalde biz hani bu krizin dip noktalarında ya hiç olmazsa dip noktalarına yakın bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Artık bundan sonra piyasanın biraz daha önünü görebilmesi açısından bu güven ortamının, istikrar ortamının biraz daha artık netleşmesi, biraz daha oluşması gerekiyor. Bu da işte hem şimdi esasında gelecek sene için bütçe çalışmaları başlıyor. Bu gelecek senenin hedefleri, bu ekonomi programındaki hedeflerin gerekiyorsa revizyonu, bütçe açığı, yani genel anlamda bütün gelecek sene için hedefler yavaş yavaş ortaya konacak. Bunlar tutarlı yapılabilir ve yani bir belli bir kredibilitesi olan hedefler olduğu takdirde bence hem bankalar rahatlayacak, hem sanayi rahatlayacak ve hiç olmazsa sanayinin de hani sadece işletme sermayesi için ihtiyacı olan krediler değil de esasında yeni yatırım, yeni iş yaratacak, iş gücü yaratacak yatırımlar için hevesi artar diye umuyorum açıkçası. Şimdi dün önemli veriler vardı. Mesela işsizlik Haziran ayında 2,8 puanlık artış var, %13 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre 938 bin kişi arttı işsiz sayısı. Toplam 4 milyon 253 bin kişiye ulaştı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,2 puanlık artışla %15,3 oldu. Genç nüfusta işsizlik %24,8, orada da 5,4 puanlık bir artış var. Dün tabii bütçe dengesi de belli oldu. Ağustos ayında 576 milyon liralık fazla verildiğini aktaralım. 8 ayda 68,1 milyar liralık açık var.
Yani hem işsizlik hem bütçe tablolarını dün aldık. Hani makro bilançomuza baktığımızda bunların yanı sıra mesela cari denge geçen cuma açıklandı. Temmuz'da fazla verdi. Haziran'da da 17 yıl sonra ilk kez fazla verilmişti. Ve 2002'den sonra en yüksek ikinci rakam cari açıkta fazla evet. olarak verilmiş oldu. Büyüme siz de bahsettiniz. Biraz beklentilerden iyi ama mesela ikinci çeyrekte %1,5 daralma var. Evet. Enflasyon Ağustos itibariyle %15,01'de. Bizim makro bilançomuz bu aşağı yukarı. Evet. İşte tüketici güvenini de hatırlatalım. O da en son Ağustos'ta 58,3 olmuştu. Orada da bir kıpırdanma var. Hani genel söylem hani en kötü geride kalmış olabilir şeklinde. Evet. Bu makro tabloya baktığınızda mesela piyasadaki fiyatlamayı da dikkate aldığınızda örtüşüyor mu? Bir nebze örtüşüyor. Tabii en sonunda burada önemli geldiğimiz nokta dip, dediğim gibi diplere yakın ya da dibi görmüş de olabiliriz. Dibe çok da yakın olabiliriz. Bunun önemli bir göstergesi tabii cari dengenin fazla veriyor olması. Biz burada muhtemelen yani bizim kurumumuzun beklentisi cari fazlanın 5-6 milyar civarları seviyesine gelip ondan sonra oradan tekrar azalış olması lazım. Çünkü esasında cari fazlını vermemizin nedeni ülkenindeki iç talebin son derece durgun olmasından dolayı. Eğer biz gelecek sene biraz daha fazla büyüyeceksek ki hani hatta bu son çeyrekte hani bir artı büyüme kaydedeceksek ki bizim orada da beklentimiz %1'ler civarında son çeyrekteki bir artış. Bu da bizi yıllık 2019 için işte %0,5 civarında bir daralmayla bitireceğimizi biz bekliyoruz şu anda. Yani bu büyüme evet. biraz başlayacaksa işte o ertelenen talep yavaş yavaş işte biraz evet. stokları azaltıp hem otomotiv hem bina inşaat sektörünü biraz hareketlendirecekse bunlar önemli unsurlar. Sadece burada işsizlik özellikle genç işsizlik çok büyük bir problem. Bir de tabii ki belli bir bütçe açığımız olacak vergi gelirleri azaldığı için ama bu bütçe açığını ondan sonra mutlaka gelecek sene için tekrar kontrol altına alabilmemiz gerekiyor. Bir reklama gidiyoruz. Borsanın açılışına geri sayacağız birlikte. Borsa açıldı, yatay bir başlangıç yapıldı güne. Yatay ama pozitif. Dün satıcılı bir hava vardı. Bakalım kar satışları bugün de sürecek mi yoksa sınırlı mı kalacak? Gün içinde izleyeceğiz. Atilla Pembeci çok teşekkür ediyoruz. Alternatif teşekkür Yatırım ederim. Genel Müdürü bu sabah konuğumuzdu. Soru ve yorumlar için teşekkürler izleyicilerimize de. Şimdilik hoşçakalın.